kadar rüşvetçi, bu kadar yolsuzluk yapan hepiniz bilirsiniz. Bak, rüşveti kim buldu, torpili kim buldu? Ve bu çoban mülakatında koca YÖK adayları başarısız sayıyor. Sen bu soruyu bilemezsen Kars'ta çoban bile olamıyorsun. Söyle bakalım, Kars'ın ilk belediye başkanı kimdi? Biliyor musun? İşte bu milletvekili Kars'a gelse çoban bile olamaz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün size gerçekten ibret alınacak bir mağduriyet hikayesi anlatacağım. Bu konuşmayı da Kars'ın işsiz gençleri ve ülkemin bütün mülakat mağdurları için yapıyorum. Ve eminim ki bu hadiseyi öğrendikten sonra parlamento çatısı altında bir daha mülakat uygulamasını savunacak tek bir onurlu parlamenter bile kalmayacaktır. Niye bu kadar iddialı söylüyorum? Bakınız sayın milletvekilleri, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi çiftliğinde çalıştırmak üzere İşkur aracılığıyla 4 tane çoban almak üzere ilana çıkar. Şimdi mülakat yapmadık diyenleri hepsini belgeyle ve delille anlatacağım. 4 çoban almak istiyor. Yöntem noter kurası ve sözlü sınav. Noter kurası sonucu adaylar mülakata davet ediliyor. Noter kurası sonucu asıl listeden sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları 6 Temmuz 2023 Perşembe günü mülakata davet ediyor. Çoban mülakatı. Ve bu çoban mülakatında koca YÖK adayları başarısız sayıyor. Buyur belgesi. Çobanlığı mülakatında başarısız sayıyor. Bu onurlu çobanlar, bak dur soruyu sana, mülakat sorusunu sana soracağım. Dur şimdi ayrılma, soruyu sana soracağım. Tamam. Soruyu sana soracağım. Sen hak ettin şimdi, soruyu sen hak ettin. Bu onurlu çobanlar YÖK'e karşı ne yapar biliyor musun? Avukat tutar, dava açarlar. Ve davada verilen kararı okuyorum. Onurlu bir mahkeme, onurlu bir avukat ve onurlu davacılar bu insanları dava ederler ve şu kararı ararlar. Herhangi bir puanlamaya gidilmedi. Yetersiz olmasının gerekçesi ortaya konulmadı. Bu nedenle sınavı iptal ettirir çobanlar. YÖK'ün sınavını, YÖK'ün mülakatını iptal edilir. Fakat sizin mülakat ısrarınız bitmez. Bu işten vazgeçelim demek aklınıza bile gelmez. Aradan 1 yıl geçer, tekrar mülakat için ilana çıkarlar. Buyur belgesi. Sözlü sınavlarda adayların idaremize karşı açtığı Kars İdare Mahkemesi kararı gereğince mülakata çağırır. Ne zaman? 25/4/2024. Çoban dedikleriniz. Sen Kars'ın gençleriyle bunu yapmayacaktın. Şimdi sana ben o çobanı sorduğum mülakat sorusunu göstereceğim. Ve bak, o mülakatın sonucu ne oldu biliyor musunuz? Sürekli işçi, çoban alımı, sözlü mülakat sonuçları başarısız sayılır. Hani siz görevin gerektiği haller dışında mülakat yapmayacaktınız? Çobana mülakat yapmaya utanmadınız. Şimdi sana soruyorum. Mülakattaki soruya doğru cevap ver. Seni tebrik edeceğim. Var mısın? Sana hitap ediyorum. Sen bu soruyu bilirsen Kars'ta çoban olabilirsin. Sen bu soruyu bilemezsen Kars'ta çoban bile olamıyorsun. Şimdi hazır mısın? Sana soruyorum. İlkokul mezunu olma şartıyla mülakata getirdiğiniz çobana sorduğum soruyu sana soruyorum. Söyle bakalım. Kars'ın ilk belediye başkanı kimdir? Biliyor musun? Söyle, biliyor musun? Bilmiyorsun değil mi? İşte bu milletvekili Kars'a gelse çoban bile olamaz. Bu sistemle bunları çoban bile yapmıyorlar. Bak soruyu soruyorum. Soruyu, tarihçi vardı Elazığ milletvekili, burada yok bugün. Tarihçi var mı? Kendine güvenen tarihçi. AK Parti sıralarında tarihçi var mı kendine güvenen? Tarih sorusu soracağım. Çobana mülakatta sorduğunuz tarih sorusu. Sen mi? Sana soruyorum. Sana soruyorum, o zaman cevap ver. Yazıyı ilk çağda kim icat etti? İlkokul sorusu. İlkokul mezununa sordum. Cevap ver. Bilmiyor. Bak bu da bilmiyor. Bunu da çoban yapmazlar. Bunları Kars'a gelse çoban yapmazlar. Ama size sorsa var ya, parayı kim buldu dese hepiniz bilirsiniz. Bak, rüşveti kim buldu, torpili kim buldu, mülakatı kim buldu, hepiniz adınız gibi biliyorsunuz. Hiç bilmeseniz aynaya bakarsınız. Bak, Kars'ın çocuklarına sorduğun soruyu soruyorum. Aras Nehri nereden çıkmıştır diye soruyor. Aras Nehri, çobana soruyorlar sayın milletvekili. Aras Nehri'lerine cevap ver. Biliyor musun? Hiçbiriniz bilmiyorsunuz değil mi? Milletvekili yaptı AK Parti sizi ama Kars'a gelsen çoban olamazsın. Aras Nehri nereden çıktı bilmezsin. Ama ben sana söyleyeyim. Siz nereden çıktınız? Bu kadar rüşvetçi, bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar pudra şekerci nereden çıktınız? Hani siz Erdemliler hareketiydiniz? Bu kadar Erdem sizi nereden buldunuz? Bak, mağdur. Ben mağdurun hakkını savunuyorum. Buyurun top tamamlayın sayın. Cevap vereceksin. Bak sen bak senin grup başkan vekilinin kolunda 2 milyonluk saatle geziyor. Sordular neyle aldın? Dedi ki helal paramdan aldım. Ya sen helal parandan her gün trilyonluk takı takıyorsun da bu memleketin garibanından çoban olmak için niye torpil arıyorsun? Cevap ver. Gel buraya cevap vereceksin. Bak sen milleti ekmeğe muhtaç bırakınca niye Avrupa'nın sosyete kulüplerinde sen ıstakoz partileri yapıyorsun da memleketin gariban çocuğunu ekmeğe muhtaç bırakıyorsun? Bunların hesabını hepsini size soracağım. 4 yıl boyunca süreceğim. Kars'ın çocuklarının hakkını yemek neymiş hepinize göstereceğim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.